39 31 32 33 35 36 37 38 39 40. Vallahi da gecikti, hem de 10 gün. Hüsnü. Hüsnü, bir şey diyeceğim sana. Sabah dersin, saat uyuyorum şimdi ya. Ama Hüsnü, ben hamileyim galiba. Ne? Hamileyim dedim galiba. Bulantıdan duramıyorum, şeyde gecikti. Tamam. Şşt, tamam. Tamam. Hüsnü, iyi misin canım? İlme indi galiba adama. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Yavuzcuğum. Hayırdır bu saatte şüpheli mi getirdiniz? Ha, jinekoloğun önünde şüpheli bekliyorum Yavuzcuğum. Olağan şüpheli Suat ablanı. Tamam o zaman, bir şey lazım olursa seslen, buralardayım. Sağ ol ya, sağ ol Yavuzcuğum. Sağ olun doktor hanım, çok teşekkür ederim. Ne oldu Suat, ne dedi doktor? Rahat ol Hüsnücüm, yanlış alarm. Hamile falan değilmişim. Oh. Tesmes de verdi zaten. Böyle başka bir şey varsa çıkar. Oh. Vallahi öldüm size sen Suat ya. Tamam çoluk çocuk iyi de altıncı da olmasın ya. Bu ne ya? Olmasın Hüsnü. Hüsnü, yalnız doktor hanım seni de görmek istedi. Beni mi? Allah Allah, jinekolog da benim ne işim olur ya? Bilemedim vallahi. Herhalde bir diyeceği var. Geç konuş hanım, hadi. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi. Pardon, beni çağırmışsınız. Size vazektomi önerecektim, eğer ilgilenirseniz. Vazektomi nedir? Erkeklerin cerrahi müdahale ile sterilizasyonu. Anlamadım. Yani bir nevi kısırlaştırma. Kısırlaştırma mı? Kedi köpek miyim ben Sezen Hanım? O ne biçim laf ya? Öyle demeyin Hüsnü Bey, zaten 5 çocuğunuz var. Başka çocuk da istemiyormuşsunuz. Hem karınızın sağlığını da düşünün. Yeni bir gebelik Suat Hanım için ciddi bir risk demek. Ha. Ben bunu bir düşüneyim Sezen Hanım. Güle güle Hüsnü Bey. Kuru sıkı ha. Vay be. Vay be. Ay ne var burada Hüsnü, ne var? Ben ya ne demek var? Ne demek ne var ya? Allah Allah. Yazıklar olsun ya. Kısırlaştırma. Alacağın olsun. Alacağın olsun bana. Doktorun tavsiyesi Hüsnü. Ben mi dedim sana ya? Ağrıma gidiyor kızım, ağrıma gidiyor ya. Çocuk yaptık da bakmadık mı? Bu ne ya? Ama sen benim sağlığımı hiç düşünmüyorsun Hüsnü. Kolay mı öyle habire doğurmak? Asıl sana yazıklar olsun. Neşter vuracaklar kızım. Neşter vuracaklar ya. Sus yapma. İşin ucunda eskisi gibi olamakta var. Ben her ay ne korkular yaşıyorum. Senin haberin var mı acaba Hüsnü? Bir gün gecikse benim yüreğim ağzıma geliyor. Haberin var mı senin? Aman bir kısırlaştırmadığınız kalmış onu da yapın. Alın neyim var neyim yoksa. Alın canımı da, canımı da alın. Hayret bir şey ya. Hüsnü. Hadi git eve. Eve git. Eve git, eve git. Bir günde sen getir Şirin'i bize ya. Ha? Ama baştan söyleyeyim, bizde Müjgan teyze yok, Yavuz var. Berbat çay yapar, çocuk bakmaktan da anlamaz. Olur, kesin gelelim o zaman. Fenayız hakikaten ya. Abi kardeş, bir çocuğa bakamadık. Fena demeyelim de, acemilik diyelim biz ona. Değil mi Hüsnü abi? Abi, sen iyi misin? Ben mi? İyiyim tabii, niye ki? Biraz bozuk görünüyorsun da. Ne bozuğu ya? Yok bozukluk bende, ne ya? Sağlamım ben. Sağlamım ya, ne oldu? Maşallahın var abi, kızma. Var tabii oğlum, maşallah bana, maşallah. Hayırdır inşallah. Hüsnü, sizin şey işini hallettin mi sen? Hangi iş Rıza baba? Sen hastaneye gitmemiş miydin? Ha, gittik Rıza baba, işi hallettim mi deyince. Sen ne zannettin ki? Yok değil mi bir şey? Yok, çok şükür yok yani. Neyse, iyi tamam. Şu soygunla ilgili bir gelişme var mı? Sinanlar yolda. Kuyumcuyu getiriyorlar. Direkt sorguya alacaklar amirim. Adam mimli çıktı da. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Amirim, çocuk şubeden faks geldi. Dükkanı soyan genç şubenin gediklisiymiş.
Kimlik ve adres bilgileri. Cengiz Kırman. Doğum tarihi 95. Şu işe bak. Ne ara eli silah tutmuş bu? Önceden de kapkaçtan sabıkası var. Evine gidelim mi amirim? İyi olur. Gerçi çoktan kayıplara karışmıştır ya. Yine de ailesiyle falan bir konuşun. Kurcalayın yani işte. Tamam Rıza. Anlaşıldı. Ha, şimdi. Efendim Rıza abi. Seni biraz sıkkın görüyorum. Emin misin bir yaramazlık olmadığından? Yok Rıza abi, iyiyim. Sağ olun valla. Peki. Tamam, oldu.